Tekrar canlarım video hoş geldiniz, canlarım bugün ne zamandır artık çıktan şu videoyu dediğim kendime sizlerin de beklediği o videoyu çekmek üzere kaydı başlattım Kartus'ta ya da genel anlamıyla jungle camplerine nasıl kayıt atılır mantığını sizlere bu videoda göstereceğim anlatacağım ve sizden uygulamanızı isteyeceğim aynı zamanda Videoya geçmeden önce şunu belirteyim Videoyu bir sefer izleyip de tak diye ben bu diye izledim tak şimdi kayıt makinesi oldum her şeyi katlayacağım Trine girmeyin İşin %40'ı Kankam bir bırakın bizi ya. Bir, şey anlatmaya çalışıyorum. İşin %40'ı bilgide, teoride %60'ı da pratikte olacak sizler için. Yani bu videoyu izledikten sonra girip bir özel oyunda antrenman modunda yaratıkları katlamayı deneyin. Ben sizlere zaten bunun nasıl olacağını kritik mekaniklerini söyleyeceğim. Ancak şu kardeşlerimizin bir gitmesini istiyorum ya. Buradan başlayıp size basit basit anlatmak istiyorum. Onlar terbiyesizlik yapacak gibi bize ya. Gelin bir bakalım kanka. Gelin de yani video için. Yoksa çok önemli değil bulumun Ya, yani Video yalan olmasın maksat. Tam güzel gittiler galiba. Şurada bir pusma ihtimalleri var. Çok düşük bir ihtimal. Onu da şöyle engelleyelim bitirelim. Tamamdır canlarım. Şimdi. Kartus'ta ve tüm jungle'larda var bu kite mekaniği Abi ben Kartus'tan başlayacağım şimdi Bunun dibine gelip vurmamıza gerek yok geri doğru kartlayacağız sadece Sen bir bırakmayın şöyle Mesela şu an bundan hit yemeye başladım çünkü Üzerindeki sarılık bir anda belirdi Şimdi ama Vayne'e saldırmayacak Vayne saldırmasın diye hit yedim Şimdi canlarım kite mekaniğidir Şu an bana vuracağını ben biliyorum o yüzden biraz geri çekiliyorum Q Q'nun arasında bir düz vuruş çıkardık Buna 1 Q 2 Q 3 Q artık kartlayabileceğim daha fena bir ara O yüzden hit yemeyi göze alıyorum hit diyoruz geriye doğru kayıtla. Yani kayıtlamak nedir abi? Yani Q atıyorum geriye doğru yürüyorum. Çok bir şey yok. Ama bu bunu yaparken yarışıkların kızmaması da dikkat edin. Bu yüzden üzerlerinde şöyle bir ibare var. Kırmızı, sarı, yeşil. Yani belli zamanlarda kızmıyorlar. O yüzden o zamanlar çok limit yerlerde kayıtlamamız gerekiyor demektir bu. kaplanda çok kayıtlamalık bir olay var mı? En fazla ka kaplanda var. Çünkü siz hızlandıran yer tam anlamıyla burası. Tüm jungle'larda var bu arada bu. Hacker'im bunu bir de kadar kayıtlayabiliyorsun. Olaf'ta vesaire vesaire çoğu bu da mide kadar ka mesela nasıl zaman kaybetmeyeyim diyorum ben. Bunu böyle çekiyorum tak burada kesiyorum. Yolda redeme doğru giderken yani dakikadan avantaj sağlıyorum. Yolda kesiyorum abi. Olduğu yerde kaplanın doğduğu spamlandığı yerde kesmek yerine yolda kesiyorum ki zamandan tasarruf edeyim. Aynı şekilde if ifti keserken de red'e doğru katlıyorum. Red'in canı fazla olduğu için önce buraya doğru katlıyorum. Kızdığı zaman iki itiyorum. İki it yedikten sonra şöyle koşuyorum ki kayıtlayabileceğim alan olsun yani katlayabileceğiniz belli alanlar bellidir yani çıkıp da şurada kayıtlayamazsınız şuraya kadar gidemezsiniz hiti boşuna yedim bu arada göstereceğim diye o alanların dışına çıkmadan kayıtlayacağız mesela aynı şekilde golemde de büyüğüne vuracağız golemin büyüğünü buraya kadar kayıtlayacağız yani kayıt alanlarını göstereceğim size öncelikle iki hit yedik hiç bir tane de yiyebilirdik sonra buraya doğru kayıtlamaya başlıyoruz ya bunun mantığı böyledir orman yaratıkların belli yerlere kadar kaydedebilirsiniz. Ondan sonra yaratıklarını kızacağını görüyorsunuz. O kızma yerlerinde ilk başlarda resetleyebilirsiniz kampları. Yapamadım. En başa döneceğini fullen diyebilirsiniz. Çok limitlere gitmeden daha kısa yerlerde kaydetmeye başlayarak halledebilirsiniz derken de biz anlatırken şey yaparken biraz zaman kaybetmişsin. Normal bu kadar geç gitmezdim. Papi bizim skatılımızı almış. Yani skatılımı birini almış. Diğerini şimdi ben alacağım zaten skatılar. Bölüşüyor. Bildiğiniz gibi Mid'de bir durum var mı? Mid'de anlatmadık bir şey yok. Mid pushlamış. O yüzden bedava bir boss katıl var şu anda. Karşı botun durumu nasıl? Onlarla beraber. Şimdi. Canlar. Sadece karşı özgü olan bir kalp mekaniği değil. ekremde bile yani ikinci şampiyonlarda bile kayıtlanıyor. Aa bunda karşı botlayım mi aldı? Lol diyorum sadece. Lol diyorum başka bir şey demiyorum. Adam nasıl bir orman kempi demiş? Anlamadım ki. Bir grep dönmüş yani ormanın. Smite atamadım ya. Smite atamadım. Zerat flash'ını at da be. Helal. Tamam. Ya smite atmadım. Golemi o çocuktan çalacağım diye beklettim. Çünkü o annen smite attı korkudan. E, soğuk koruduk ama yine de aldık ki hiç mi hiç sorun değil. Kite'i tekrardan göstereceğim. Şimdi kayıt mekaniğini değiştiren, geliştiren belli unsurlar var. Onlardan birini şimdi size göstereceğim. Hareket hızınız abi. Bizim hareket hızımız şu an itibariyle 380 ayakkabı aldığım için bu. Şimdi daha rahat katlayacağımı, daha az itleyeceğimi göreceksiniz. Bakın normalde 3 itiyorduk, 3 vuruşta yapıyorduk. Şimdi 4 tane küye attık mesela. Yere doğru katlamaya devam. Kırmızının ucunda olduğu için çok uçlara gitmemeye çalışın. Burada smite'i atsanız smite elimizde bir tane var geç. Ormandayken Ayakkabı almak çok fazla iş veriyor. Orman kemplerine Sezon 11'de bir buff gelmişti hatırlıyorsanız. Nerf gelmişti pardon junglelar için. Daha hızlı yürüyorlardı. Orman kemplerinin daha az yürümesi demek daha zor kite atacağınız anlamına geliyor. Yani bunu siz bu kempi böyle durarak sabit kesmek yerine işin özü mantığı yürüyüp keserseniz zamandan tasarruf elde ediyorsunuz. Bu mantığı birinci anlayın. İyi bir oyuncuyu kötü bir oyuncudan ayıran iyi bir jungleri kötü bir junglerden ayıran şey kite mekaniğidir, ormanı hızlı dönmedir, hızlı temizlemedir. Bunları yaparken de belli şeyler göz önünde bulundurulmalı. Ee, mesela gidip de ormanı yavaş dönen şampiyonları benim tercihim oynamayın. Tabii ki maç kazandırabilir. Şunu değiştirebilirim, bunu diyebilirsiniz ama oynamayın. Oyun, ormanda oynayacağınız şampiyonlar zamanla scale olan, zamanla güçlenen ama early game'de de evet ben buyum, ben yine de güçlüyüm diyebildiğiniz şampiyonlar olmalı. Bunun en iyi örneği zaten Karthus. Hacker'in var bunun güzel örneklerinden. Lillia var bunun güzel örneklerinden. Bunların hepsinin ortak paydası da hızlı orman dönmeleri. Yani bu yüzden lütfen güçlü şampiyonlar oynayın. Ayakkabım olduğu için artık mapte daha rahat gezebiliyorum. Ganklerim daha güçlü olacak. Darius'a şöyle bir genk atalım. Bu match Darius tek kazanıyor zaten. Malfight'in flash'ı yoksa kesinlikle ölüyor zaten burada otomatikman. Ama altı oldu bir anda. Hmm. Yani adamın hesapladığı bir şey olduğunu düşünmüyorum altı level olmayı. Biraz anlık oldu ama hiç mi hiç önemli değil. O adam karastım olsa %100 ölüyor da karasat yok ya. Bir de elisinde olup olmadığını öğrenmem gerekiyor. Biz yine de şöyle bir yürüyelim. Hem Poppy'e SAS çakarız. Ama bu adam duruyor mu hala orada? Aa, sen büyük hata yapmışsın bile kanka ya. Ben seni keserim. Karasat'ı tetiklerim. Puşla sana. Puşla puşla. Gözü bekleyelim keselim Karasat gelsin. Ona bir Q at. Ah be NT. Darius ama yapma kanka be. Ama yapma kanka Darius. Darius'un hatası kesinlikle burası. O yüzden bir sorumluluk elde etmeyeceğim. Gidip iki tane hit yedi. <laughs> Sonrasında gidip öldü. Yapacağım hiçbir şey yok. Word diyelim. Yani 300 450 golda 300 gol bir takası. Ekstra ben lane'i öne geçtim. Muhteşem bir takas. Yani takımıza karşı kastırmak için böyle şeyler yapabilirsiniz. Ama benim bizim mana niye böyle oldu ya? Hiç mi hiç sıkıntı yok chat? Şunu alayım base atayım. Kanon kaçmasın. Let's go diyoruz. Base'deyiz. Kim can kardeşim sen bize bunu gösterdin de biz ne yapıyoruz abi yani tamam aferin iyi yaptın çok iyi oynuyorsun <laughs> aferin dediniz bize ama ne yapacağız biz nasıl bunu pratikleyeceğiz derseniz de tam anlamıyla şimdi sizlere bu kendi başıma keserken bunu göstereceğim ve bunu denemenizi isteyeceğim abi. Bak Q tuşuna bastım geriye doğru yürüyorum da blue çalmış. Tamam hayatında e, hayatının hatasını yaptın kardeşim ya gerçekten biz burada bir şey anlatmaya çalışıyoruz sen bize neyse neyse bir gidelim şunlara bir selam çakalım chat bunlar bize hiç saygı duymuyor nedense. Yani çok az saygı istedim sadece bir şey istemedim onu da çok gördünüz bana Burada bizim bir triple'ımız var o zaman. Öncelikle SA birinci Q. Aa. Aa. Hmm. Tamam. Ben kötü bir oyuncuyum ya. Hak etmedim burayı. Cık. İyi bir oyuncu değilim ben ya. Vallahi iyi bir oyuncu değilim. Tamam. Rezil olduk. Her birinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Günün ilk maçı. <laughs> normalde yayın açma vaktinde video çekmeye çalışıyorum. Sizlere bu mekaniği göstermek için. Benim hatam. Yani ne deseniz haklısınız. O yüzden hiç sorgulamayacağım. Hiçbir sorun yok. Aynı şeyi de gösterebilirim. Her birinizden bu rezillik için özür diliyorum. Daha yeni uyandım. Az önce kahvaltı yaptım. Yumurta, ceviz. Ceviz bu arada köy ceviziydi. Gaspçı'dan e getirdik köyümüzden. Muhteşem bir cevizdi. Neyse. Allah taylerini seversin. İyi bir kahvaltı yaptım Allah'a şükür. 3 yumurta ceviz. Adam ona çok bile. Zeytin yok ama olsun. Şimdi chat bunu yere doğru şöyle katlayacağız. Q geri. Q geri. Q geri. Q geri. Q geri. Q geri. Bir tane içe, Tak. Geri. 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 ya bunu nasıl başladığınızın önemi yok. İlk başlarda herkes yavaş orman döner zaten. Muhteşem orman dönmeye zamanla alışırsınız. Bir zaman sonra gözleriniz kapalı ormanı şöyle katlayabilirsiniz. Çünkü alışır gözleriniz bir şekilde. Yani o yüzden ilk başlarda başlayın. Sadece yapın. Nerede hata yaptığınızı bulun. Lan şurada ben daha fazla itiyorum. Can ormanı şu saniye dönüyor ama ben bu saniye dönüyorum diye. Kendinizi eleştirin hatalı olduğunuz yerleri kendiniz bulun oralarda çabalayın mesela önce blue'yu kesmeyi öğrenin blue'yu iyi katlamayı öğrenin az can harcayarak yüksek manalı blue'dan çıkmayı öğrenin mesela araya düz vuru sıkıştırma vesaire 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 Onları öğrendikten sonra blue tamam mı tamam ben blue'yu katlamayı öğrendim kardeşim deyip gromp'a geçin gromp'ı öğrendim mi kaplan gibi gibi kısa adımlarla zıplaya zıplaya değil de küçük adımlar atarak ileriye doğru orman katlamaya başlayın abi Olur gibi, olur gibi, olur gibi. Hiç sıkıntı yok, sıkıntı yok. Aha popi 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 Kanka 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 gördün 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 gördün. Bekle 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 bekle. Beni görmedi popi. Alayım double buff lazım kanka. O popi bizim buffımızı çalmıştı. <laughs> Onu geri almam lazım acil. Bu adam ilk tam ekstrem almış ya. Ben bir MR kırıcı bir voice staff alayım da senin bir burnun kırılsın. Bir de seni bir keselim kanka. Botta o saygısızlığını unutmadım. Bu markasıyor Al, al şunu al al bu ne ya? Bu ne ya? demeksiz pantiyon mu olur? O kadar MR kasmana rağmen. Kanka bir durun bismillah ya. Bir sıkıntı yok. Şimdi chat. Aynı şekilde ifrit de katlanabilen bir yaratık. Hareket hızının fazla olduğuna bakmayın. Mesela ben şu yöne doğru gitmek istiyorum ki şu anda kaplan saydım var. O yüzden böyle gidiyorum. Şu anda itibaren AP yüzden fazla olduğu için ormanı rahat döneceğim. Asıl orman dönmenin önemi early game'deki 3-15'e kadarki süre. Oralarda ormanı iyi dönmelisiniz. Mesela şu an Grump'a giderken de kapmanı Grump'a doğru kayıtlıyorum. Yani amacım var, belli bir amacım var. Ve kayıt mekaniğini o yöne doğru kullanıyorum. Yani rastgele kayıtlamıyorum. Şu an Batu doğru gideceğim. O yüzden buraya da doğru kayıtlıyorum. Bunu bilenler olabilir aranızda. Bu bilgiye ihtiyacım yok diyenler olabilir. Yakında o kadar basit şeyler hakkında video çekeceğim ki. Çünkü bir şeyleri öğrenmek için temelden başlamak gerekiyor. Yani antrenmanlarla matematik çözerek sözelde 17 21 e girmiş birisiyim. Ya yani matematiğim berbattı. Ama bir artı bir öğrene öğrene tekrardan bu işi öğrendik. İşte o genk nasıl atılır? İyi bir genk nedir? Nerelerden atılır gibi basit bir şekilde video çekeceğim. Ve hatalarınızı göreceksiniz abi. İlla bir yerlerde hata yapan, bir yerlerde bir eksi olan insanlar vardır. O insanı bulacağım. Bulacağım ve o hareketi yanlış yapıyorsun. <laughs> Kardeşim diyeceğim. işin şakası tabii ki. Çocukları keser miyiz şöyle ya? Bunlar hı, bize saygı duyuyor biraz. Biraz saygı duyuyorlar. Tamam ben senin base'ini bozar gibi yapıp küre atayım. Kaysa'ya davattığımı Sen base'ini boz. <laughs> Başaramadık abi. Acil meje aldım. Oyunları taşımanın bir diğer olayı her videoda dediğim gibi mecaide kendinize güveniyorsanız ve kartusta bence oyuna rahat mecaisini kasabilirsiniz yani ultinizle her yerdesiniz sürekli bir yerlere destek sağlayabilirsiniz ve de kendiniz başlı başına bir <laughs> yani fenasınız bunu bilin her zaman kendinize güvenin deneyin bu işler deneye deniyor olur yani genellikle insanlara baktığımda hesap analizi oluyor bizim yayınlarda sürekli lol yayınlarımızda İnsanlar çok az sayıda maç atarak düşköyden çıkamadığını söylüyor. Adamın maç sayısı az abi doğal. Ya bir işte ne kadar çok uğraşırsan o kadar iyi yaparsın o işi. Bir de sizlerden asla ve asla normal oyun oynamanızı istemiyorum abi. Sürekli solo queue oynayın. Kaybedin, nitiniz düşsün, li düşün ama solo queue oynayın, solo queue mantığını öğrenin. İnsanların tepkilerini, neler yaptığını öğrenin, match-up'ları öğrenin. Triad insanlara karşı oynayın, bunu yapın. Emin olun ki daha iyi olduğunuzu fark edeceksiniz. Artık orman kayıtlama mekaniğini bir tık da olsa anlattığımı düşünüyorum. Gerisi sizde tamamen. Ben sadece ne yaptığımı gösterdim. Böyle yaptım. Şu sebeple yaptım şeklinde anlattım. Gerisi tamamen sizlerin ellerinde chat. dareri 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 What? Dojen yere kafana bir tane. Şimdi pantheon bizi kesmeye gelebilir. E gel kanka yani istersen gelebilirsin. Çocuğun blue'larını bir çalalım. Bize saygısı yapmış. iki katı farm'ı koyduk bir anda çocuğa. Level lift 4 zaten bahsetmeye gerek yok. Blue'yu buraya kadar çektim. Q atmama sonradan gerek kalmasın diye E bolca kestim onu. Kanka o kadar MR'ım varken ben nasıl keseceksin? Ya ben seni kesemem gibi bir şey olması lazım. Öyle bir şey de olmuyor yani. Yani o kadar MR'ım varken... Iı, o MR o kadar iyi değil kanka. Damage'in sıfıra düşüyor. Yani senin iyiliğin için söylüyorum ama yine de sen bilirsin. Şimdi acil voice staff almam lazım. Böyle bir MR yok kanka. Yani takımda Darius var, Vayne var. Vayne'in turu demeyici kafana yersin az sonra. Şimdi hemen tekrardan bot lane'e doğru gidiyorum. Oradan Mejai'yi bir şöyle 25 diyelim. iyice oyunu domine etmeye başlayalım. Güzel bir voice staff'ın ilk gerinti itemini aldık zaten. İyi bir MR kırmamız var. Icon'ımız ve ekstradan bir unifuz itemi sayesinde. iyi durumdayız. Bir de Magic Penetration için late game'de alırız. Ama late'in Late yani full tem olduktan sonra bir ihtimal çok önemli değil. Buradan batoları ben şöyle kalklıyorum. Artık kayıt mekaniğini deneyin. Açın deneyin abi. Aç, dene. Diğer insanlardan farklı olsun. Bot gibi olduğun yerde orman kempine saldırma. Yapma abi bunu. Kimi görsem dışarıda hepsi bot gibi tıklıyor abi şöyle. Böyle duruyor olduğu yerde. Her an birisi gelir dron tetiğinde ol şöyle yap, böyle yap, bak bir sağ sol yap, şov yap ya. Harbi şov yap yani. Yap ki Tak gari canlarım. Beyinden flash beklerdim ya. Aşk gözlü avcımız var diye bunu böyle hızlıca keseceğiz. Yani aşk gözlü avcı en önemli sebebi de bu abi. Nerf kese bile ben hala tercih ediyorum şahsen. Mükemmel avcılık bir build çıkaracağım yakın zamanda. Gecenin trip bir şey düşünüyorum ama net değil daha. Ya aç gözlü avcı solo 2 için çok kıymetli. Ya yani oyunlarda 1v1 kalmayı zaten çok istiyorum ben. Sürekli gelsin şu 1v1 atalım bir şey yapalım. Babasını çok istiyorum. Denk gelmiyor. Gelince de Sen öldün kanka. Mesela aç gözlü avcı olmasaydı şu anda ölmüştüm. Aç gözlü avcıdan elde ettim mutlak sömürü. Mutlak sömürü değil mi artık? Ceren'in adı. Can Çalma Ceren ve Alantik şampiyon seçkilidir. Kelle Mutlak sömürü veriyor işte. Yani yeteneklerinle can elde etmeni sağlıyor. Mesela şu an 459 canım var. Takyu 99 90. ya muhteşem bir şey ya. Ya base'e gitmeye ihtiyaç kalmıyor. Power çağlarda da bu daha da güçlü hale geliyor. O yüzden aşk göz ağacı karşılığındır. Yakın zamanda şöyle bir ne zaman diyeyim? 1-2 gün içerisinde çünkü buna biraz vakit ayırmam gerekecek. Kartus'a dair her şey adında bir video çekeceğim. Bir saatlik bir video olmasını planlıyorum. İki tane videoyu birleştireceğim. Bol sohbet muhabbetli. Videonun konsepti tamamen Magic Penetration için şey mi alsak ya? Şunu alalım ya. ya da almayalım ya. Bunu basacağımı düşünmüyorum. Bunu alalım. Videonun tamamı Kartus'tan başlayıp Kartun aldığı eşyalara kadar rününe, skilllerine, ultisine, oynayış tarzından uplarına rakibinin oynayışına, hero'lara her şeye göre değişen Karsu anlatacağım oynayış tarzını başlı başına. Güzel bir video olmasını düşünüyorum. Siz de evet mantıklıyorsanız evet mantıklı yazın. Ama böyle iki atmayın benim gibi. <laughs> böyle iki atarsanız başaramazsınız. İyi video olacak diye geliyor bana. Yani bir saatte insan Karsu'nun her şeyini anlar mı? Çoğu şeyini anlar. %70'ini %80'ini anlayacağını düşünüyorum insanların. En azından fikir sahibi olmalarına vesile olsak ne mutlu bize. Yani çünkü bir videoyu izleyen her birey tamam artık ben öğrendim oldu ben okeyim diyemez herkesin ön öğrenmeleri farklı mesela şu an e, bu dizdikten sonra kayıt deneyecek kardeşlerimizin e, bir kısmı kötü kayıt atacak ama bir kısmı iyi kayıt atacak bunun sebebi oynadığı şampiyonlar oynadığı lane'ler diyelim mesela daha büyücü şampiyonu kontrol büyücüleri oynayanlar çünkü düşük da genelde dövüşü şampiyonları oynanıyor ama Sandra vesaire oynayan kardeşlerimiz de daha rahat oynayacağını düşünüyorum Kartus'u. En azından rakibin alanına girmeye girmeme gibi basit hareketleri biliyorlardır. Hepsi pratikli zamanla olacak şeyler. O yüzden bunları dikkat edeceğim canlarım. Bu çöpler neredeymiş? Bunlara bir bakalım. Olay yeri olay yeri. Hemen geldim kankam. Hemen geldim SAS. Darışacak oğlum onları. Tak. Güzelsin. Onu da ben alayım. SAS. Şöyle bir koşalım. Kim var kim yok burada. Ama buradasınız. Yorum kanka. Biliyorum kanka. Kaçamaz. Kaçamazsın. Ultin yoksa boşuna uğraşma. Varsa da bir an önce at çünkü öldün. Kankam seyahat sezonyasız kartus geliyor. <laughs> Selamünaleyküm öncelikle. Tak bir anda. Tak. Tak. Mesela çok için bilmedi belli trikler var. Şunu göstereyim sizlere. Bunu normalde kartusun şey videosundan saklamak istiyordum ama orada da göstereceğim. Bu videoyu izleyenler buraya kadar izleyenler bilsin en azından. Rakibi düşünün. Rakip normalde slow yediği zaman daha bir dojlamaya eğilimli olur skillleri. Ama siz Q'yu atarken bir anda W atarsanız bunu şeye benzetiyorum ben. Enivia Q'yu atarken bir anda W koyup rakibin Q'ya çarpmasını sağlıyor ya Eneviyalar O tip Aynı şekilde karşısında buna benzer bir trik var. Rakip koşarken tak bir anda W Q atıyorsun adam Q'nu dojlayabileceğini sanıyor hareket hızı fazla olduğu için. Ama W yedikten sonra büyük bir slova giriyor. Büyük bir slova yedikten sonra da artık ölümü kaçınılmaz hale geliyor. Yani sadece bir tane daha vuracaktınız kanka ya. Vur lan vur 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 şuna vur şuna vur. Aaa nasıl 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 ya. Vallahi kötü kü atmasa keserdik ya diye kötü attık chat. Bir de bizimkiler hiç destek olmadı. <laughs> şu video özel bir penta. Yakışmaz mıydı şu penta ya. Sonradan aklıma geldi penta atabileceğim. Ama çocuk base'de faker çıktı bir anda ya. Neyse. Önemli <laughs> değil vermediler. Penta verilmez alınır. Büyük bir TR sözüdür zaten bu. O yüzden hiç öpme hiç önemli değil canlarım. Bizleri seviyorum. Bence güzel bir video oldu. Güzel bir konudan bahsettik. Yine böyle güzel videolardan böyle güzel konulardan bahsettiğim videolar bol bol gelecek zaten. O yüzden takipte kalın. Bizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Tak kaynak kapat canlarım.